Selamun aleyküm ağalar. Hayırlı sabahlar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir sıkıntınız yoktur. Bugünkü konumuz yavaş yavaş çiftçilikten hayvancılığa doğru bir para geçişi olacak. Yakın zamanda 2023 2023-2024 yılından sonra bu sefer de tekrar hayvancılar para kazanmaya başlayacak. Çiftçiler diyecek ki vay babam vay anam ben böyle hükümet görmedim, ben böyle bir şey görmedim. Para kazanamıyoruz. Ya kardeşim, inanın bak çoğu zamanda da söyledim, başkasının şeyiyle şeye girilmez. Neden? Bir bakıyorsun ki adam zarar ediyorum, zarar ediyorum, zarar ediyorum. E tamam abi zarar ediyorsun anladık. Çiftçilere bakıyorum. Ya para kazanamıyoruz, para kazanamıyoruz, para kazanamıyoruz. Ya bakıyorum 50 dönüm yeri olan adam gidiyor iki milyonluk traktör alıyor. Yüz dönüm icer, bak icer dediğimiz kira, kiralık yereken adam gidiyor bir buçuk milyonluk traktör alıyor. Neymiş efendim? Yüz dönüm garanti gözüyle bakıyor, başkasının tarlası yani tarla sahibi başkası, onun tarlasını sanki kendi tarlası gibi zannediyor. Borca giriyor da giriyor, giriyor da giriyor. Ya kardeşim, bakıyoruz fuarlara bakıyorum, bazen giriyorum internete ya altı milyonluk, dört milyonluk, üç milyonluk traktörler havada uçuşuyor satılıyor. Bakıyorsun çiftçilikte para yok diyor. Adam traktörü almış. İki saat sonra diyor ki çiftçilikte para yok. Ya kurban olduğum sen aldın traktörü beş milyon. Beş milyon. Tamam paranın bir değeri kalmadı ama beş milyon. Hayvancılığa bakıyorum. Ya para yok para yok para yok. İnekler kesiliyor. Ya bir tane ineği bana versene. Kesin fiyatını. Kardeş kestireceksin yazık ver bana. Üstündeki eti inen 30 bin TL'lik eti var. Adam diyor ki 45 bin. E el insaf ya. E kesime gitmeyecek mi bu hayvan? Gidecek. E bana ver diyorum. Mezbaneye kaç tane gittim bak. Kaç sefer gittim. Mezbanede inek kesiliyor. Gittim. Baktım şöyle kaçar kilo sütü var diyorum. 17-18 kilo. E üstündeki ete bakıyorum. 25-26 bin TL'lik eti var. Ya abi diyorum et parasından bana ver. Gel bir tahmin koyalım. 35 bin. Ya el insaf ya. Ya kestireceksin. İnek mezmaniye kadar gelmiş. Zaten bundan dönüşü yok. İnek kesilecek. E bir ben para kazanmıyorum. Kimse de zarar etmesin. E ver bana ve belki ben kar edeceğim. Yok abicim yok. Yani diyorum ya başkasın. Ya giriyorsun. için kararıyor ya. İçin kararıyor. Adam 100 tane hayvanı 1000 tane etmiş. Geri o 1000 tanesi 800'e düşmüş. Vay babam para kazanamıyor. Kardeşim hele bir şükür et ya. Hele bir şükür et. 100 taneyi 1000 tane yapmışın, 5-10 sene içinde. O da 800'e düşmüş. He elbet işte ya sürekli malını artır artır artıra artıra gitme diye bir şey yok ki Türkiye'de. Tüm dünyada yok. Bir bakarsın bir içeri girersin. Allah göstermesin yani çiftlik satanlar var. Öyle ciddi derecede zarar et, edilmiyor ya. Hayvan ölmediği sürece, şu hayvanlar ölmediği sürece bir sıkıntı yok. Para kazandırır. Ha sen bunu zorlasan bak zorlasan bile nasıl zarar ederiz zarar etmeyi de ben anlamıyorum da. Belki geçen sene 2 milyonun vardır bu sene de kestirdin 2 milyonun olabilir. Ama geçen seneki 2 milyon bu seneki 1,5 milyona düşmez. Bu hayvancılık da bu düşmez. Nasıl olur? 100 tane alacağını 80 tane alırsın ama o 80 tanenin değeri de zaten o 100 tanenin değerine eşittir. Ha kapasiteyi azaltırsın, 1-2 tane para kazanmaz. Bu tüm meslekler ya çiftçilik 2010 ile bak 2010 ile 2016-17 arasında çiftçiler can çekişti ya. Ya tarla satanımı dersin, traktör satanımı dersin. Evini satanımı dersin. Adam ekiyor, ay Ekiyor. Bir bakıyor ona göre bir hesap kitap yapıyor. Verim istediği gibi gelmiyor. Adam bir milyonluk bir para bağlamış. Biştiriyor bir, bir şey yapıyor. Elin 600 bin geçiyor. 400 bin içeride. Bak çiftçilerden çok büyük zarar edenler oldu. Ama hayvancılıkta çok büyük zarar edeni ben çok görmedim. Zarar nasıl ediyorlar hayvancılık? Ya hayvan ölürse. Elindeki hayvan ölürse bilemem. Yani iki tane üç tane enfeksiyonlu hayvanları bir önceki videoda söyledim ya şaplı hayvanları getirip burada da tedavi etmeye kalkarsan o büyük sıkıntı. Ama hayvan ölmediği sürece benim gözümde bir sıkıntısı yok. Sarar böyle edilir. Ama şurada da bir iki sene bir can çekişti diye hayvancılık. Yani yok 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 bak şimdi sıkıntı şurada 2017'den sonra girenler çok büyük zarar etti 2017'den sonra girenler parayı bayağı eritti Çünkü neden 2017 yılında söyledim ya et 36 37 TL'ydi 2018 yılına geldi et 26 TL'ye düştü 2017 yılında millete bir gaz verildi Dendi ki para var para var para var para var millet diyor ki Nasıl diyor ya doktor mühendis de mi bu meslek yürüyor? Lan doktor mühendis biner tane biner tane alırsa ne olur? Sistemin dengesi bozulur. 2 milyon ithal hayvan girerse bir ülkeye 2018 yılında 2 milyon 1 milyon 750 bin hayvan girerse sonra da bu adamlar 2017'de 36-37 TL olan eti 26 TL'ye kestirirse ne olur? Bu adam zaten kar için girmiş. Para var diye girmiş. E para yoksa bu adam niye çık dursun? Çıkar gider abi. Herkes işine bakar. Kimse durmaz bu meslekte. Ha bu meslekte duracaklar kimler? İşte böyle çocukluğundan gelmeler. Çocukluktan belli bu işin içinde olanlar. Ha e, buraya bir para bağlamıştır. Burada bir işletmedir. Aynı nasıl petrol gibi, nasıl tekstil fabrikası gibi. Öyle bir işletmedir. Onlar bir bakalım. Yani bir seneli olacak gibi değil. Biraz devam ettirelim bakalım. Ya yani yüzlerce petrol kapanıyor. Yüzlerce inşaat firması kapanıyor. Zarar ediyor adam. Yani hayvancılıkta da zarar var. Illaki var. İşte böyle senelerde söyledim ya mesela bunların kesimi ne zamana gelecek? Bunların kesimi e, Ağustos ayına gelse ben büyük sıkıntı yaşarım. Dana alıp kestirsem Ağustos ayına gelse büyük sıkıntı yaşarım. Etin en düşük olduğu zaman tüketimin fazla, üretimin de fazla ama devlet politikası diyor ki ben diyor yaz aylarında enflasyonu artırırsam kışın önüne geçemem ben bu enflasyonun. Çünkü tüketim olacak üretim olmayacak bu sefer hem tarla yönünden olsun hem de besi çiftlikleri. Kışın ki kesilen dana ile yazın ki kesilen dana arasında çok fark var. Danaların üçte ikisi yazın kesiliyor. Yani Mayıs ayından tut Eylül ayına kadar üçte ikisi. Üçte biri de diğer periyot. Şimdi şunu söyleyeyim. Herkesin kesim zamanına getirdiği bir e, süreçte sen de hayvanını getirirsen arz talep meselesi klasik. E bir bakıyorsun ki Para ettirmiyorlar. Şap var diyorlar. Diyorlar ki et 120 olsun. Arkadaşım tamam da burada herkes çatır çatır dana kestiriyor. Adam danayı almış bir buçuk ay olmuş. iki ay olmuş hemen mezbaniye getiriyor. Şap var hayvanda. Mecbur kestirecek. Çünkü etini eritecek o hayvan. Ya söylediğim gibi yani bunlar biraz zaman. Zamanı iyi okuyacaksın. Zamanı iyi okuduktan sonra evet Allah hiçbir sıkıntı olmaz. ya ben de üzülüyorum o kadar binlerce çiftlik kapandı binlerce Türkiye'de binlerce çiftlik kapandı üretim işi ya buza para kazandırmaz dedim ya millet diyor ki nasıl üretim yapmayalım ya kardeşim bile bile sen niye zarar edeceksin bu sene şu traktörün var 90 beygirlik traktör geleceksen sen bunu niye 75 beygire düşürmek istiyorsun onu anlatmaya çalışıyorum halen diyor ki bunlar olmazsa diyor biz ne yapalım Kardeş sen günü kurtaracaksın. Kimse senin elinden tutmuyor bu alemde. Kimse senin cebine para koymuyor. Bir tane adam gördünüz mü? Cebin, sizin cebinize para koyup da e, al kardeş zarar ediyorsun. Al zararın karşılığı şu. Şu işi yap diyorum. Ben 11 litre. Şu işi yap. Kısır inek Şu işi yap. Süt 9 TL oldu. Şu işi yap. Sabahki sütü yemini kurtarıyor, akşamki süt sana kalıyor. Et fiyatı yükseldikçe senin elindeki inen değeri artıyor. Ama şu işe girme, şu iş sıkıntı, şu iş senin paranı eritir, eritir, eritir. Nasıl eritir? Ham düve satıyorlar. Ya kurban oldum ham düve satılmaz, ham düve alınmaz. Millet hep ticarete dökmüş işi. Ben diyorum ki şurada üreticinin ağzından dinliyorsunuz. yav kardeşim şunu alıp arkadaki ham düveyi alıp şu hale getirip şunu alma belli bir süreç. Onu al 14-15 ay sürsün. 10 ayda bunun gebeliği ettim sana 25 ay. 25 ay sonra şu gelecek şu da büyüyecek yavru verecek. Ben diyorum ki 17-18 ay buza alıp da para kazanmaya çalışanlar var ya besi danası buzağı alıyorlar şununki gibi buzağı alıyorlar 17-18 ay bakıyorlar kestiriyorlar para kazanmayı sanacaklar kardeşim ben 17-18 ayı da geçtim düve işine girip de 24-25 ay sonra hatta daha Allah yüzüne bakarsa yani bütün duaların kabul olmuş e, e, ermişsin 50 tane düve aldın, 50'si de gebe kaldı, 50'sini de sağ salim büyüttün. Geri tekrardan onlardan yavru aldın. Allah yüzüne bakmış diyorum bak yüzde yüz. Yüzde gidersen Türkiye'de birinci sensin. Yani her 50 tane düveden 40 tanesinden yavru alırsan Türkiye'de en iyi işletme sensin. Damızlık işletmez. 10 tane düveye boşa bakacaksın. Karın tokluğuna bakacaksın. E bir bakıyorsun Yok. 10 tanesine boşa bakarsan zaten senin emen gitmiş, paran gitmiş. Kazanamıyorsun ki sen. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben ağalar. Yani buzağın işinden para olsa ben çeviririm ha şu çiftliği çeviririm hemen. Yok buza işinde para olsa keşke. Yok. Millet ticarete dökmüş. Millet ticaretten para kazanmaya çalışıyor. Millet bir şeyler satıyor. Adam çıkmış oraya düve satıyor, cana satıyor. Ama alınacak hayvanları satmıyor. Yani sıkıntılı hayvanlar satılıyor piyasada. Ben burada üretici ağzından konuşuyorum. Adam gelmiş diyor ki şu çaylak diyor şunu satıyor diyor. Lan oğlum çaylak adı üstünde çaylak. Çaylak. Ticaretçi. Yani YouTube'a 5 sene video çekiyor diye Hemen hayvancı mı oldu bu adam? Bunu anlatamıyorum ki ben bizim halka. Millet ticaretçilerin arkasına gitti. Üreticilerin lafı dinlenmedi bu ülkede. Üreticiler dedi ki şuralarda sorun var, sıkıntı var. Yok o adam onu satıyor ya. Öyle yapalım. Sonra çıkıp dediler ki hayvan piyasa hayvan kötü. 50 bin TL'ye gebe düve satarsan tabii kötü olur hayvancılık. Sen parayı vuruyorsun hayvan başı 5 bin 10 bin. Sonra gel hayvancılık kötü. Ağlar burada da samanı ya şey çekmişler tırmını çekmişler. ben tavsiye etmiyorum bu mısır samanını. Sıkıntılı bir ürün. Hayvanların midesini bağırsaklarını zahmete sokan bir ürün. Kaldı buğday samanını ben çok tavsiye etmiyorum. Yani besi 4-5 kilo verenler var. Ben 4-5 kiloyu bile tavsiye etmiyorum. Maksimum 2 kilo. 2.1-2.2'ye kadar çıkabilir belki. Ama yani şu samana mısır sapına samanına ben çok girmek istemem. Sıkıntılı bir tercih olur. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Görüşmek üzere.